Merhaba, ben Orkun. Size outdoor ayakkabı ve outdoor bot seçimini anlatacağım. Evet, çok geniş bir kategoriden bahsediyoruz yine. Outdoor ayakkabı dediğimiz zaman bu masada sadece SPX'lerde olan koleksiyonun belki de 20'de 1'i, 30'da 1'ini görüyoruz şu anda. Çok geniş bir kategori. SPX'in dışına çıktığınız zaman da zaten bir sürü markanın birçok modelle karşımıza çıktığı bir segmentten bahsediyoruz. Aynı kayak seçimi, tenis raketi seçimi gibi burada da çeşitli farklı faktörler var belirleyici. Neye göre işte bu masadaki hangi ayakkabıyı almamız lazım, hangi sezonda, nerede hangisini kullanmamız lazım gibi bir soru karşımıza çıkıyor ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Aynı zamanda farklı fiyat noktaları da var. Yani İşte 400 aynı markanın işte 400 liraya da ayakkabısı var. 975 liraya da ayakkabısı var. Şu an bugünün TL fiyatlarından bahsediyorum. Yanılma olmasın diye. Burada birçok kişinin kafası karışabiliyor. Yani 975'lik ayakkabı liralık veya euro konuşalım biraz daha kafamız karışmasın diye. İşte Avrupa ve dünyadaki tüm fiyatı algılayabilelim. Çünkü internetten bakıyorsunuz biliyorum. İşte Avrupa'daki fiyatı ne, Amerika'daki fiyatı ne diye. İşte 130-140 dolarlık outdoor ayakkabıları da var. Veya euroluk yaklaşık aynı. İşte 300-400 hatta 500-550 dolarlık, 550 euroluk outdoor botları da var. Bunların arasındaki farklar ne? Şimdi birazdan anlamaya çalışacağız. Şöyle bir kere ihtiyacınızı belirlerken ilk önce kendi ihtiyacınızı belirlemeniz lazım ve oradan yola çıkmanız lazım. Bana ne lazım? Ben ne yapacağım bu ayakkabıyla? İşte bu ayakkabıyla günlük hayatımda kullanacağım, şehirde yürüyeceğim, işe gideceğim, geleceğim. Yağmurda, çamurda, kışın veya yazın rahat olmak istiyorum. Uzun süre kullanmak istiyorum. Dayanıklı olmasını istiyorum. Çok yumuşak olmasını istiyorum veya işte bozuk sahada yürüyeceğim. O yüzden tabanının daha az torsiyon yapan, esneme yapan, daha sert bir taban olmasını istiyorum. Sırt çantası taşıyacağım falan gibi ayrımlarımız var veya işte dağ tırmanış yapacağım gibi ayrımlarımız var. Şimdi şöyle önümdeki burada 3 aşağı 5 yukarı kaya tırmanışı hariç veya çok yüksek irtifa, ki yüksek irtifa ayakkabımız var aslında burada ama çok yüksek, bunun da seviyeleri var. Bu dağcılık, yani dağ tırmanış ayakkabısı, üzerine krampon falan da takılabiliyor. Olması lazım. Şöyle bir baktım üzerine. Yani yüksek irtifada da kullanılabilecek bir ayakkabı. Alpin modeli Salomon'un. Neredeyse her kategoriden bir ayakkabı getirdim. Bir tek burada şeyimiz yok. Dediğim gibi çok yüksek irtifa tırmanışı. Üzerine işte kayak falan da takabildiğiniz. Bir de kaya tırmanış. Böyle şey gibi, çorap gibi ayakkabılar var. Yine aslında konumuzun dışında olan, bizim genel segmentimizin dışında olan, çok uçlarda olan o ayakkabılar yok burada. Onun dışında outdoor segmentinin %90'ını, satılan, dünyada satılan outdoor ayakkabının %90'ını, belki de 95'ini belirleyen segment burası. Şimdi bunların birbirinden farklılığından şöyle bahsedeceğim size. Şimdi ilk önce şeyden başlayalım. En basitten daha sofistikeye doğru ilerleyelim. En normal günlük hayatta kullanacağımız ayakkabılar bileksiz hiking, yürüyüş ayakkabıları dediğimiz, hafif koşularda da kullanabileceğimiz şu tarz bileksiz, yumuşak tabanlı, daha esnek tabanlı diğer ayakkabılara göre ayakkabılar. Düz ayakkabı. Bunların farkı ne? Hem tabanları dayanıklı. Birçok zemine göre hem asfaltta hem toprakta kullanılabilecek gibi çok amaçlı. Günlük kullanım amaçlı olduğu için. Ekstra katmanları var yastıklama yapması için. Ve bu elimdeki model özellikle mesh. Yani çok fazla hava alıyor. Bu ayakkabının amacı ilkbahar ve yaz dönemlerinde ve yağışsız ortamlarda giyilmek. Bu ayakkabının amacı. Burası da önemli. Neden? Şimdi ikinci bir ayakkabı alacağım. Yine aynı kategoriden. Bakın şöyle. İkisi de aslında birbirine aşırı benzeyen ayakkabılar. İkisi de Salomon'un ayakkabısı. Bu deri, bu değil. Bu Gore-Tex ve deri ve kışlık bir ayakkabı. Bu ilkbahar ve yazlık bir ayakkabı veya yağışsız her ortamda giyilecek bir ayakkabı diyelim. Şimdi ne olursa olsun bakın yapılan hata, en önemli hata, gördüğüm hatayı söylüyorum şu anda. İnsanlar mesela Gore-Tex bir ayakkabı alıyor. Diyor ki bu nefes alıyor. Dolayısıyla ben bunu yaz kış 12 ay giyerim. Bu çok ama çok yanlış. Çünkü bu Gore-Tex membranı çok nefes alabilen bir membran olsa da bir zarla ayağınız,
sentetik bir zarla ayağınız kapalı su giremesin diye içeriye. Hiçbir zaman mesh komple buradan baktığınız zaman ayağınızı görüyorsunuz. Veya onun daha da abartısı aqua dediğimiz bizim suda giydiğiniz bakın ayak komple açık. Böyle bir ayakkabı gibi hava alabilmesi bir Gore-Tex veya waterproof bir ayakkabının ne kadar breathable nefes alabilir olsa da bunlar gibi nefes alabilmesi mümkün değil. O yüzden eğer bu ayakkabıyı yazın giyerseniz ayağınız sırılsıklam terler ve terden ıslanırsınız ve sağlıksız bir ortam oluşur ayakkabının içinde. Bu ayakkabıyı kışın veya yağışlı havada giyerseniz yazın da olabilir. Yağışlı havada ayağınız bu sefer sudan ıslanır. O yüzden ideal dünyayı söylüyorum. Bir tane yazlık, bir tane de kışlık outdoor ayakkabınız olmalı. Yani tabii bu da bir bütçe meselesi, ucuz ayakkabılar değil ama olması gerekeni söylüyorum ben size. Sonra yine ultra yazlık dediğimiz bizim, yani sıcak yaz, işte özellikle Türkiye'de Haziran, Temmuz, Ağustos aylarından bahsediyorum. Eylül'ün 15-20'lerine kadar havanın böyle 25 derecenin üzerinde olduğu zaman giyebileceğiniz, suda da giyilebilen, suyu da dışarıya atabilen, yani nehirde de kalkıp yürüyebildiğiniz işte amfibiyon dedikleri ayakkabılardan bahsediyoruz. Hem karada hem suda giyebildiğiniz ve ultra nefes alabilen her yeri açık şu şekilde. Ayağınızın aşırı nefes aldığı süper yazlık ayakkabılarımız, outdoor ayakkabılarımız var. Yine outdoor tabanımız var. Süper konforlu ve rahat. Devam ediyorum. Ayakkabıya geçtim. Şimdi bunlar dediğim gibi günlük hayatınızda da işe gidip gelirken, kalktınız Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gittiniz ve arkadaşlarınızla böyle bir hiking turuna gittiniz. Kalkıp 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre yürüyebileceğiniz ayakkabılar. Bir de bunların şu şekilde demin gösterdiğim ayakkabıların bilekli versiyonu var. Yani bileklerimiz biraz yükseliyor. Bunlara da hiking boot diyorlar. Aslında hiking biliyorsunuz, trekking, hiking yürüyüş demek. Yani çıkıp doğada yürüyorsunuz veya şehirde yürüyorsunuz fark etmez. Aslında yürümenin biraz daha sofistike söylenmiş hali yürümek. Bu biraz daha bileğe destek veren, özellikle ıslak ortamlarda suyun ayağınıza girmesini engelleyen, benim de soğuk havalarda veya yağışlı havalarda kışın tercih ettiğim bir ayakkabı tipi. Aynı bu ayakkabıların, şu ayakkabıların bilekli halinden bahsediyoruz. Bunların genelde tabii böyle mesh halleri yok çünkü bot genelde kışın satılan bir şey, kış koleksiyonu. O yüzden bunların mesh botlar pek görmüyorsunuz. Yani komple hava alan, su geçir, nefes alması bu kadar rahat olan bez botlar pek görmüyorsunuz. Genelde waterproof membran oluyor ya da olmuyor ama botlar genelde kış amaçlı kullanılıyor. Şimdi oradan hemen backpacking botlarına geçmeden araya şöyle bir şey sokacağım. Bir de tamamen kar ve çok soğukta kullanılması amaçlanmış ekstra izolasyon. Mesela bunda Thinsulate 3M kullanılmış. Bakın 200 gram Thinsulate kullanılmış. Çok kalın, çok sıcak, işte eksi derecelerde. Bu da mesela bir bayan, Meryl'ın bir bayan versiyonu yine. Kar amaçlı, kar tabanı olan altında. Karlı ortamlarda, buzlu ortamlarda daha zor kayan. Ekstra sıcak tutan botlardan bahsediyoruz. Şimdi bunların da şöyle bir olayı var. Bazen yazışıyorum videoların altında insanlarla. Mesela bu D-Max modelin adı. Geçen de biri sordu. D-Max alayım mı? Şunu dedim. Yani D-Max alabilirsiniz. Ama dedim bunu 12 ay kullanamazsınız. Bu bot sadece kar ve çok soğukta kullanılacak. Hatta dedi ki evet dedi ben bu amaçlı istiyorum. O zaman 10 numara. Çünkü bu ayakkabıyla 200 gram Thinsulate insülasyonu var. Eksi 10, eksi 15'lerde çok rahat edersiniz. Ama bu ayakkabıyla içeriye kapalı bir ortamda girdiniz. Mesela içeride çalışıyorsunuz, işe gittiniz bununla. Ayaklarınız sırılsıklam olur terden. O yüzden bunu iyi belirlemek lazım. Aynı şey bunun için de geçerli. Bunlar bizim apreski dediğimiz kayak sonrası işte karlı ortamlarda veya şehirde yaşadığınız ortam mesela Erzurum'da yaşıyorsunuz. Bütün gün kullanın bu ayakkabıyı. Kars'ta yaşıyorsunuz. Sokakta bütün gün ayağınızda olsun. Açık havada bir işiniz var. Mesela inşaattasınız bir yerdesiniz. Ayağınızda bütün gün olsun sıcacık olsun ayağınız. Ama yazın değil dediğim gibi. Veya hatta moderate havalarda bile değil. Yani hava 10 derecelere çıktığı zaman bu ayakkabı çok sıcak kalır ayağınıza. Çitayı bir tık yükseltiyoruz. Backpacking botları dediğimiz, internette search ederseniz backpacking diye çıkıyor bunlar. Yani daha ağır, işte sırt çantası taktınız, sırt çantasıyla yürüyüşe gittiniz, sırtınızda 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo var. O zaman ne oluyor? Doğada yürüdüğünüz için zemin düz değil, toprak, taş, hem de ağırlık var üzerinizde. Daha sert tabanlı, daha fazla ağırlık taşıyabilen, daha dayanıklı. Şu gördüğünüz ön burun koruması, topuk koruması, tabanın daha sert olduğu. Mesela buna Vibram'ın bir tabanını koymuşlar ama Vibram'ın daha önce bahsetmiştim. Yüzlerce farklı tabanı var. Bu mesela çok dayanıklı. Kayaya, taşa kolay kolay zarar görmeyecek bir taban ve daha sert bir taban.
ağırlığı taşıyabilsin diye. Bunların da yine Gore-Tex olanı, Gore-Tex olmayanları veya kendi markalarının işte kendi waterproof özellikleri olanları var. Bunu da kenara koyuyorum. Bunun da çeşitleri var. Siz işte böyle bir amaç düşünüyorsanız böyle bir bota gitmeniz lazım. Son olarak da en üst demeyelim, yanlış anlaşılıyor. En pahalı ama sizin hiç işinize yaramayabilir bu bot. Böyle Alpine dediğimiz botlar var. Bunlar daha yükseklere tırmanan, artık dağcılık dediğimiz yapan insanlar, sırt çantası takmış, uyku tulumu, çadırı, işte 2000 metre, 3000 metre, 3500 metre, 4000 metre oralara tırmanıyorsa da işte yüksek izolasyonu olan, çok soğukta koruyan, çok dayanıklı bir tabanı olan bu tarz botlar kullanılıyor. Onun üzerindekilere dediğim gibi burada girmiyorum. Onlar artık çok yüksek irtifa dağcılık botları, bizim konumuzun dışında. Genel olarak seçiminizi bu anlattıklarıma göre yapmanız lazım. Sizin ihtiyacınız neyse lütfen ona göre belirleyin. Ama bir yazlık, atlıyorduk az kalsın. Bir de trail running dediğimiz ayakkabılarımız var. Bakın şu şekilde kramponlu. Bunlar toprakta, arazide koşmak için tasarlanmış ayakkabılar. Günlük hayatta da kullanılıyor. Ben kullanıyorum. İnanılmaz rahatlar. Yastıklamaları çok fazla. Bunların da yine Gore-Tex veya Gore-Tex olmayan, su geçiren, su geçirmeyen modelleri var. Artık orada size seçime kalmış, seçiminizde kalmış. Ama bunu da günlük yürüyüşlerinizde kullanabilirsiniz. Aynı bu ayakkabılar gibi. Ama bu bir koşu ayakkabısı. Evet, genel anlamıyla bu kadar. Çok hızlı konuştum, farkındayım. Çünkü videoyu çok uzatmak istemedim. Umuyorum faydalı olmuştur. Seçiminize yardımcı olabilmişizdir. Başka videolarda görüşmek üzere.